Bismillahirrahmanirrahim. Kahramanmaraş, İritam. Arapça bir ünite bir. İlk ünite kısa bir video çekmek istedik. Arapça grameri diye başlıyor kitap. Tabi yıldan yıla baskılar değişebilir. Hocalarınız baskıları değiştirebilirdi İlk paragrafta önemsediğimiz şey sarf kelime ile nahiv ise cümle ilgilendiğini bilmeliyiz. Kelimenin yapısıyla ilgilenen ilme sarf ilmi denir. Örneğin ne sara, ketebe, feteha. Bunun mazisi, muzarisi, mastar, ismi, fail, ismi, ful gibi kalıpları var. Müzekkeri, müennesi, tekili, ikili, çoğulu var. de ilal olabilir, ibdal olabilir. Eksam-ı göre nedir türleri, kelime çekimleri, fiil ezberleri gibi. Bu konuları ele alan ilme saf ilmi diyoruz. Bir de nahiv ilmi varmış. Cümleyi de alakalıdır. Bu fail, müpteda, haber, hal, temiz gibi duymuş olduğunuz ögeler ile ilgilenmektedir. Aynı zamanda kelimenin sonunda ortaya çıkan, çıkması beklenen irap alameti hareket, sükun diyebiliriz buna kısaca onları belirliyor. Mesela Elhamdü diyorsun Elhamdü lillahi Ni Elhamdü? Elhamde Elhamdi Elhamdün Elhamden gibi yani o kelime sonundaki değişiklikleri ele alıyor. Neye göre esre verilmiş? Lillahi neden esre var? Bu tür şeylere ele alan ilme, nahib ilmi diyoruz. Kelime çeşitleri dediğimizde Arapçada kelimeler isim, fiil ve harf olarak üçe ayrıldığını bilmeliyiz. E bunu zaten biliyor olmalısınız. Nitekim. Nitekim AVF'den geldiğinizi düşünüyoruz. E orada bu bilgi vardı. Tabii biz bilmediğinizi varsayarak her birini tekrardan anlatıyoruz. İsimler yuvarlak ta, ona ta merbuta deniyor. Yuvarlak ta adırlar. Yuvarlak ta nedir? Yuvarlak, yuvarlak ta şu şekilde kelimenin sonunda bulunabilir. Bitişikse böyle yazılıyor. Bitişik değilse şu şekilde yazılan ta'ya, ta'ya merbuta diyoruz. Gelir o da aşağıda zaten. Fiiller böyle bir ta almaz. Fiiller şu şekilde açık ta alabilir. Nasar tu, nasar te, nasar ti veya nasarat sukun da alabilir. Bu ta ile isimler bitebilir. Bak isimler bitebilir. Fiiller de bitebilir ama şu ta fiillerin sonun harfi olamaz. Sadece isimlerin sonuncu harfi olur. Tekrar edelim. Bir isim sağdaki ta ile bitebilir, bir fiil de bitebilir. Ama soldaki ta ile sadece isimler bitebilir. Termin ne demek? İki üstün, iki esre, iki ötre demek. Bu isimlerde olur, fiillerde olmaz. Cel harfleri var. Bağmeni ile an ala lan fi kef hatta diye devam eden. Haticeler var biliyorsunuz. Bunlar isimlerin sağ tarafında yer alırken fiillerin sağ tarafında standarta yer almaz. Nida harfleri ya, e, ya, a, e, hemze gibi harfler için konuşmak gerekirse kendileri bunların hemen ardından isim gelir, fiil gelmez demek istiyor. Tamam mı? Ya, ey, yuha, ya, nida harfidir. Ey, yuha, ey, yuha fiili. Veya ya, Eyyetüen nefsül mudume inne Bunlar nida harfidir Nida harfinden hemen sol tarafında isim bulunur Zaman Geldi, baktı, uçtu Veya geliyor, bakıyor, uçuyor Gelecek, bakacak, uçacak Değili geçmiş zaman veya yor eki veya ecek, acak eki Zaman işte bu nedir? İsimlerde yokken fiillerde vardır isimlerde mesela kalem 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 oluyor kalem gidiyor gibi değil yani kalem nedir kalemde bir zaman manası yoktur oysa Ali ödevini yapıyor yapıyor yapacak demek ki fiillerde zaman manası vardır İsimlerde genel olarak yoktur tabi bu bu şekilde anlatılıyor yoksa bunu iyi anlamak lazım ayrıntıları yeri gelince anlatacağız inşallah Mesela gaden, gaden veya el an gaden yarın el -an şimdi zaman manası içeriyor veya ne diyebilirsin dersin ki saaten 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 bir saat veya yevmün yevmün bir gün İde yevmün bir gün eşittir zaman manası yok mu var e, fiil mi bu isim bunun gibi kelimeler var zaman manası taşıdığı halde isim olanlar da vardır ayrıntılar canlı yayınlarda inşallah ele alınacaktır. Tek başına anlam ifade eder İsimler, fiiller de ifade eder. Tek başına anlam ifade etmesi ne demek? Bunun zıttı ne? Mesela harf harfi cerler. B harfi cerri. Ba diye adlandırılır ama eser yazılır. B diye. Ee, ba dediğimiz esasen cümlede esel yazılıp B olan mesela Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Oradaki B. B ismi. B nedir? Harf. Harf de bunu şöyle anla. Türkçeden bir mantık üretelim. Tahtaya çıkıp birisi sadece B yazıp yerine otursa. Ne anladın diye sorsak. Bir şey anlamadık. Bunu yanına A getirsen, L getirsen bal oldu. A, bal mevsimi. Demek ki bal bir mana taşıyor. Ama harf tek başına mana taşımıyor. Şimdi B harfi cerri. Tek başına bir mana ifade etmez. Cümledeki kullanımına göre bir çeviri alacaktır. Hem fiile bir mana katacaktır, isme bir mana katacaktır. Hem de kendisinin manası cümlede açığa çıkacaktır. O bir araç gereçtir. Kad edatı ismin sağında bulunmaz, fiilin sağında bulunur. Bina okuyanlar varsa bina da kitabı bilir ki ve bina uhulit tandiyeti galiben ve kad yekunu lazımen. Kad çokça fiillerin sağında bulunan bir edat. Lem, lemma'nın hemen ardından fiil gelir, hemen ardından isim gelmez demek istiyor. Lem, yelid ve lem, yüled. Demek ki lemden sonra gelen nedir? Fiildir. Lemma'nın hemen solunda ne olabilir? Lemma'nın hemen sağ, hemen sol tarafında yine fiil olur, isim olmaz. Sin sefe kella sefe tanemun. Thüme kella Seyyulus sufaha minen nas Demek ki bunların da hemen sol taraflarında fiil olur. İsim olmaz. Enden keyden Bunlar muzarefi fiili nasb ederler. Ne demek? Sol taraflarında fiil bulunur demek. isim bulunmaz demek. Bunları anladıysan diyor bak hemen peşine diyor ki harf de diyor nedir bunların dışında olandır. Kelime çeşitlerinden bir diğer üçüncüsü nedir? Harftir. Harfe edat da deniliyor imiş. Şimdi harften harfe fark var. Bunu da bilmek lazım. Diyor ki alfabe harfleriyle karıştırma. Hece harfleriyle karıştırma. Buradaki harf nedir? Buradaki harf derken tek başına bir anlamı olmayan başka kelimelerle birlikte manası ortaya çıkan. Huruful mani diyoruz buna tamam mı? Mana taşıyan harfler. İşte harf icerler mesela. Bunun dışında nasb edatları, atıf edatları, inne ve benzerleri vesaire. Bu belirli grup, belirli harfler. Bunlar ancak cümlede kullanımıyla birlikte ortaya manalar çıkıyor. Yoksa gidip alfabeye, alfabe harflerini yazıp elifin manası yok demek istediler. İşte ba'nın da manası yokmuş. İşte şin harfi şöyleymiş, vav harfi böyleymiş. Tek tek alfabeden bahsetmiyoruz. Huruful mani denilen bir takım harfler var. Bunlar örnek cer harfleri, nas harfleri, atıf harfleri, inne ve benzeri dediğimiz diğer harfler örnek olarak verilebilir. Diyor ki harf olan kelimeler mevnidir. Henüz mevni nedir ortaya çıkmadı. Henüz kitaptan okumadık okuyunca anlatacağız. Şu an için sonlar asla değişmeyen demek. Tek başlarına bir anlamları olmadığını bilmemiz gerekiyor. En önemli ayrım Kısaca bunları söyleyebiliriz. Şimdi pdf'mize dönelim. İsim fiil harfi olarak üç'e ayrılır dedik. Geçtik. İsim nedir? Bir de okulun pdf'sinden bunu görelim. Şimdi bir temel atmaya çalıştık. A ve F'yi tekrardan hatırlayarak. Ardından okulunuzun kitabına geldik. Varlıklara ve niteliklere ad olarak verilen kelimelerdir. İsim kelimesi ne kastediyorsun? Diyor ki özel isimler dahil. Cins isimler. Somut, soyut marife, nekre fark etmez. Aynı zamanda zaflar, vedatların bir kısmı yine nedir? İsim olarak değerlendirilmiştir. Ali, Aliyun isim mi fiil mi harf mi? İsim. Nereden anladın? Tenvinle bitmiş. Hisanun at demek. İsimdir. Nereden anladın? Tenvinle. Bitmiş. Hocam tenvin yoktu ki. Tenvini sen yazdın. Doğru ama teminle bitmesi gerekiyordu zaten. Sadece yazmamışlar. Başka nereden anlayabilirsin peki? Manadan at bir isimdir, fiil değil. Nereden anladın? Zaman manası içermiyor. Geldi, geliyor, gelecek. değil geçmiş zaman veya geniş zaman veya gelecek zaman ekleri almamıştır. O zaman fiil değildir. Kitabın temin almış hocam. Temini sen yazdın. Tam temin yazmayayım o zaman. Kitap bir isim olduğu belli özel isim olması şart değil. Kitap e, dili geçmiş zaman yani di eki almamış. Yor veya er ar eki almamış. Geliyor. Bakıyor. Anlıyor. Veya anlar, bakar, dinler gibi er ar veya yor eki almamıştır. Ecek, acak eki de almaz. Gelecek, dinleyecek, bakacak gibi. Bu ekler almadığına göre zaman manası taşımıyor. Eşittir, isimdir. Kamhun, Buday isimdir. Değil mi? Buradakinin her biri isim. Anlama yöntemleri tenvinle bitmiş. Harekesi yok ama Tamam yani olsaydı böyle olurdu. Birinci anlama yöntemi. İkinci anlama yöntemi nedir? Manadır. Yani zaman manası olmamasıdır. Üçüncü anlama yöntemi ancak harfle ayırt edebilirsin. İsimle fiil ortak noktası ne? Kendi başına bir manaya da geliyor olmalarıdır. İlave olarak not isimler el takısı alabilirler. Yani babun el babu, kitabun el kitabı Elif takısı kelime nevvenine getirdiğinde sonuna tenvin artık yazamazsın. Burada da maraş yazıyormuş. Bu takı yoksa özel isim veya zamir ve benzeri değilse tenvin alırlar. Kitabun el kitabı. Demek ki kelime eliflam dahil edildiğinde kelimenin sonuna tenvin yazılır mı? yazılmaz Ali yun kitabın el-elba bu elbabun olmaz kamhun el-gamhun olmaz yani kelimenin sağ tarafına eliflem eklersen sonra tek ötre verebilirsin veya tek Fetha veya tek esre yani temin alamaz Özel isimler marife olduğu için marifelik takısı almazlar diyor. Örneğin Ahmedu zaten özel isim, zaten alem, zaten marife, zaten belirli, belirli bir şahıs bu. Bundan ötürü diyor kendisine eliflam takarak el Ahmedu denilmez diye yazmış. Ya bu doğru bir yazım mıdır? Esasen marife isimler, özel isimler, alemler eliflam takısı alabilirler. Gramer kitaplarında bunun bahsi vardır yalın isim cümlesi. Şimdi burada 1, 1, 2 yani yeni bir şey geçiliyor. Geçirmeden bir iki örnekleme yapalım. Mesela isimler Elhamdü. Elhamdü. Bak elif, lam takısı almış kelime ne değil mi? Buradan açarsak daha iyi anlaşılır diye, anlaşılır diye düşündüm. Şimdi Elhamdü kelimesine baktığımızda esasen kelime ne idi? Hamide, hamide, mazidir, alime gibi. Hamideden sonra Yahmedu muzarisi. Hamide Yahmedu alime ya'lem babu. Mastarı ne geliyor? Mastarı hamdün. Ne gibi? İnna fetahna leke fethan gibi. Fethan, hamdan, fethun, hamdun. Sonuncu harfin değişir. Yani burada hamdün şeklinde temin yok. Bir tane ötre var. Niye? Hamdün evveline ne eklenmiş? Elif, lam eklenmiştir. Eklendiği için kelime sonunda artık temin yok. Tek ötre var. elhamdü Elif, lam eklendiğine göre bu nedir? İsimdir. Elif, lam fiil ekleyemezsin. O zaman bu bir isim. Doğru. Lillahi. Baştaki lam harfi cerdir. Yani harftir. Lillahi. Li. Allahi. Burası nedir? Özel isim. Alem. Allah lafzı. Rabbi esra almış. Esra alması bunun bir amilden ötürü esra almış. İsim olduğunun kanıtı. El alemin. Bak eliflem dahil olmuş kelime. O zaman bu da nedir? İsimdir. El er rahman eliflem almış. isim, El er rahim eliflem almış. isim. Maliki esreyle bitti. İsim. Yevmi esreyle bitti. İsim zarftır. Zarflar da isimdir. Yevm e, nedir? zarftır Direkt. Ama zarflar da isim grubundandır. O yüzden isimdir dersin. Harf değil, fiil değil bu. Eddin. Elifle aldığına göre isim. Aynı zamanda esreyle bitmiş. İsim olduğunu bir diğer kanıtı o. Esreyle biten her kelime isim midir? Eğer kelimenin sonuncu harfinde bulunan esre bir amilden dolayı var edilmiş, oluşmuş ise o isimdir. Yoksa bir amile dayanmadığı halde esreyle biten kelimeler isimdir demiyoruz bazen hazif'ten ötürü fiiller desteğiyle bitebilir. Onlar ilerleyen ünitelerde konular da göreceğiz zaten birlikte. İyake nedir? Zamir. Zamirler isimdir. Nabudu <laughs> <laughs> fiildir. Nerede anladın fiil olduğunu? Ee, nerede anladım? Manasından anladım. Nitekim ne'budu <laughs> kulluk ederiz, ediyoruz, edeceğiz. Muzari fiildir. O zaman fiildir yani. Zaman manası taşımasından anlıyorum. Vav harf iyyake zamir. Zamirler de isimdir. Nesta'inu. Nedir? Fiildir. Nerede anladın? Manasından zaman manası taşıdığını biliyorum. Yardım isteriz. isteyeceğiz şeklinde. İhdi fiildir. eserle bitmesine rağmen. Niye? Ee, hazif var. Şimdi ilk dersin böyle ilk dakikalarında ayrıntılara inerek sizi yormak zormuş gibi göstermek istemiyorum. Konusu geldiğinde değiniriz. Emri hazırdır, fiildir. Ne za, zamirdir? Zamirler isimdir. Esrat, eliflem aldığına göre sırat kelimesi isim olmalı. El müstakim, eliflem aldığına göre isim olmalıdır. Böyle gidiyor. O zaman isim, fiil, harfe ne yaptık? Fatiha suresinden kısaca değinmeye çalıştık. Daha ayrıntılı da değinilebilir. Canlı yayınlarda sorularda sorulabilir. Yayından sonra video izlenir iken tekrardan aklınıza sorular gelir ise onlar da o esnada sorulması mümkündür. Şimdi isim fiil harfi tamamlıyoruz. Tamamlamadan şuralara bir bakalım. Burada e, ne yaptık? AVF'den baktık. Onu geçelim. Kapatalım. Onun dışında Kur'an-ı Kerim'den baktık. Bir de ne var? Ezcümiye diye bir kitap var. Ezcümiye. E, ne diyor? Diyor ki isim fiil harf. Tamam. İsmi nasıl bilinir? İsim nasıl tanınır? Yani isim fiil harfi bir de Arapça gramer kitabından bakalım dedik. Arapçayı Arapça kitaptan öğrenmek de var. Diyor ki cer ile tenvin ile kelime iflam dahil olmasıyla sağ tarafında harfi cerin bulunmasıyla sağ tarafında kasem harflerinin bulunmasıyla o kelimenin isim olduğunu anlayabilirsin. Fiil ise kendisine sin, sefe veya müenneslik, sakin müenneslik tahasının dahil olmasıyla o kelimenin fiil olduğunu anlayabilirsin. Harf ise bunların dışında kalandır diyebiliriz kısaca. Burada da şerhi var. Çok da ayrıntılara inilebilir. Çok ayrıntıya inmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden düşünmüyorum? Örnekleme yaptık zaten. Örnekleme yaparak daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim. Yani grameri anlat 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 değil de farklı örnekler üzerinde. Ayet olur, hadis olur. Üzerinde durarak konuyu anlatman daha yararlı olacağını düşündüm. Peki Türkçe'de isim cümlesi şöyle 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 geçti. Arapça'da ise özne ve yüklem. Arapçada ise özne ve yüklem ögeleri aynen Türkçedeki gibi mevcuttur. Oralara geçelim. Arapçada isim cümlesi, şurası önemli. Arapçada isim cümlesi müpteda yani özne ve haber yani yüklemden meydana gelir. İsim cümlesi müpteda haberden oluşur. Bir yerde müpteda artı haber görüyorsan nedir orası? İsim cümlesidir. Mübtedaya özne de deniyor. Habere yüklem de deniyor. Buna dikkat etmeliyiz. Mübteda genellikle şöyle, haber genellikle böyle. Evet, bunlar genellikle her zaman değil. Genellikle cümlenin başında gelen, cümlenin başında olabilir de olmayabilir de ve kendisinde bir hükmün yüklenildiği, evet kendisine bir hüküm yükleniyor. Önemli, önemli. Merfu bir isimdir. Merfu isim. Şimdi, merfu ne demek? Bak merfu gidip sözlere bakarak bulsan merfu şuymuş. Anladım dersen yanılırsın. Buradaki merfu kelime manasıyla değil. Ne manasıyla kullanılıyor? İstilah manasında kullanılmaktadır. Nahiv ilmine göre merfu ne demek? Onu bilmelisin. Bu şekilde bir isim olabilir veya cümlecik şeklinde de olabilir diyor. Yani tek bir isim olmayabilir de cümlecik de olabilir. Haber ise cümlede mübtedanın durumunu belirten merfu isimdir veya cümle olabilir. Cümle de olabilir. Şuradaki de ayrı yazmak lazım. Cümle D olabilir. Haber daha ayrıntılı mübtedaya göre. Merfu bir isimdir. Merfu'dan ne anladığın çok önemli. Şu anda esasen kitap sana mübteda haberi ayrıntılarıyla anlatma peşinde değil. İsim cümlesini anlatmak istiyor. E, i̇sim cümlesini anlatırken de mübteda habere kısmen değinmek zorundasın. Bundan dolayı değinin. Yoksa ilerleyen ünitelerde mübteda haberi ayrıca ele alacaktır. Elbabu kebirun. Elbabu kapı nedir? Kapı mübteda kebirun haber. Nerede anladın? Manadan anlayacaksın. Bir, mana elverişli mi? Kapı büyüktü mü? Manalara bak şimdi. Manaları incele. Bahçe geniştir. Bahçe genişliyor değil. Bahçe genişledi değil. Bahçenin geniş olmasını umuyorum değil. Bahçe geniştir. Çiçek açmış tır. Öğretmen uzun dur. Dir. Dir dir dır dır. Bu şekilde bitiyor yani değil mi? Yeriz yuvarlak. Tır. Tır da diyebilir. Yuvarlak da diyebilir. Küllü dır dırın haber dır gibi bir laf vardı. Duymuşsunuzdur. Yani dır dir dur diye bitenler genelde müfteda haberdir. İsim cümlesidir diyoruz. Bu bir zorunluluk değil tabii ki. Bak şurada tır yazmadan da çeviri yapmışlardır. Burada ne yazıyor? Diyor ki el mübtedeu. Burada haberun mübtedeu. Mübtedeun haberun. Tamam mübtedeun haberun. Aşağıdakilerin her biri mübteda. Buradakilerin her biri haber. -a. Bunlar şöyle cümle olarak ele alınmış. El fakiru muhtacun. Et tiflu kasirun. Bu şekilde ele alınmışlar. Manaları yazıyor. Sağdakilerin her biri müpteda, soldakiler haberdir. Sağdakiler yine müpteda, soldakiler yine haberdir. Başka ne olabilirdi ki? Mesela et Tufah elma demek. Lezidun, lezzetlidir. Belki burası müpteda haber değil. Ne mesela ne olabilir? Et tufah fiildir. Lezidun haber fiildir. Leziz ise faildir belki. Nereden biliyorsun? Tufah fiil olamaz. Bak eliflem almış kendisine. Dahil edilmiş. Bu bir isimdir. Leziz ne olabilir? Haldir belki yani Hal olması için mensup olması lazım. Belki atıf matuf arada atıf harfi olması lazım. Yani çeşitli değerlendirmeler yaptığında bunların müpteda haber olmaktan başka bir şık olamayacaklar ortaya çıkmaktadır. Şu anda bu derste bu ünitede müpteda haberi 100 üzerinden 100 böyle çok iyi bir şekilde anlayabilir misiniz? Anlayamazsınız. Zaten bu ünitede müptede haberi iyi derecede anlamanız da hedeflenmemiştir. Nitekim ilerleyen ünitelerde müptede haber konusu ayrıca ele alınacaktır. Şu an bir giriş. Müptede genellikle marifu olur. E, olmayabilir de genellikle demiş. Cümlenin başında gelir. E, olmayabilir başında gelmeyebilir. Haberse genellikle nekru olur. E, olmayabilir Müpteda'dan sonra gelir, gelmeyebilir. Yani burada hiçbir bilgi net değil. İhtimallerden bahsedilmiştir. Müpteda belirsizse bu takıyı almasın. Belirsiz demek nekre demek. Nekre demek zaten iflamsız demek. İndi kalemun. İndi haberdir. Kalem ise müptedadır. Haber sağ tarafta gelmiş, müpteda solda gelmiştir. Böyle haberlere ne denir? Mukadem haber. Böyle müptedalara muahhar müpteda deniyor. Mukaddem yani öne alınmış. Müptedanın sağında yer almış. muhar tehir edilmiş. Yani haberin sol tarafında kalmış. Sona kalmış manasına geliyor kısaca. Müptedanın irabı. Şimdi öncelikle az önce merfu diye bir kelime geçti değil mi? Merfu. Merfunun ne olduğunu ifade edelim de sonrasına sonra bakalım. Tabii bizim elimizde bir sürü tablolar, şemalar, ilave pdf'ler mevcut. İsimlerde irap dediğimiz bak raf diyor. Raf ile merfu burada aynı manada kullanılmıştır. Bir kelimenin raf halinde olması veya merfu olması ne demektir? Bak kelimenin türüne göre merfuluk alameti değişir. Diyoruz ki ismi müfredi munsalif olan kelimeler. Yani kelime isim olmalı, müfret olmalı ve gayrimunsalif olmamalı. İşte bu tür kelimeler ve ayrıca cemi mükesser musarif dediğimiz kelimeler. Yani hem cemidir, hem kırık çoğuldur, hem de gayrı musarif değildir. Bu şekildeki kelimelerin merfu olması demek, kelimenin sonunda zammeyi görebilmen demek, ötreyi görebilmen demektir. Bir de gayr diye bir kelime var. Bir kelime çeşidi var. O da ilerleyen ünitelerde karşınıza gelecek. Şu an ayrıntıya girmiyorum. Kitapta var zaten. Ünitesi gelince göreceğiz. Gayrimustaf olan bir kelimenin sonuncu harfinde zammenin var olması demektir. Cemî, müennes salim diye bir kelime var. Cemidir yani çoğul, mühennestir yani dişil, salimdir yani ne demek? Kurallıdır. Bu şekildeki kelimelerin de sonuncu harfinde zammeyi görmen demektir. Bu tür kelimelerin sonunda zammeleri görüyorsan o kelime merfudur, merfudur, merfudur. Eşittir, müfteda olabilir. Eşittir, haber olabilir. Fail, naib fail gibi ögeler olabilir. Başka şeyler de olabilir şu an e, haber ana konu olduğu için ona göre anlatıyorum. Peki bir de ne var? Esma-i Sitte Mu'telle. Altı illetli isim diyoruz. Bazı kitaplara göre beş illetli isim olarak adlandırılan bir takım kelimeler var ki o kelimelerin merfu olması demek vav ile yazılması demektir. Ebu, eba, ebi, ehu, eha, ehi gibi o kelimelerden bahsediyoruz. Onların vav ile yazılması merfu olduğu manasına geliyor. Sonuncu vav olması. Cemil müzekker salim diye bir kelime var. Et-taibuna, el-abiduna, es rakiuna el -ra değil mi? Hep vav ile yazılır. Et-taibuna, et-taibina, el-abiduna, el, el Cemil müzekker salim. Cemidir yani çoğuldur. Müzekkerdir yani erildir. Salimdir yani kurallıdır. Ayrıca ulu lafzı. Ayrıca ne ve onun kardeşleri. Onlarla sayılır. Yani Okus sayı. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bu sayıların vav ile yazılmış olması onların merfu olduğunu gösterir. Ayrıca isimlerin tesniyesi. Kalemun, kalemani. Zeydun, zeydani. Kitabun, kitabani. Gibi tesniye isimler. Ayrıca isnani lafzı ve zamire muzaf olan kila lafzı. Bunlar elif ile yazılmış ise onlar da nedir? Merfudur diyoruz. Demek ki merfu ne demek? Eşittir kelimenin zammı alması demek. Bu çok yanlış bir bakış açısı. Eşittir vav alması. Bu yanlış, eksik bir bakış açısı. Kelimenin türüne göre kelimenin alamet almasıdır. Kelime kendi türüne göre alamet alır. Buna çok dikkat edin. Bu çok temel bir derstir. Önemlidir. İlk derste buna girmiş olduk ama sonuncu derste de bu tekrardan anlatılır. Çok önemlidir. Merfu bu demek. Kelime türleri, bu kelime türlerinin şu alametleri almasına merfuluk diyor. Merfu'nun ne olduğunu anlattığımı düşünüyorum. İleride tekrardan gelecek. Bunlar şu an anlatılan her şey tekrardan ünitelerde geliyor zaten. Mübtidanın irabı nedir? Son harekesi merfu olarak edilir diyor. Merfu ne demek? Az önce onu anlattım ben değil mi? Ancak bazı sonu değişmeyen yani mebni donuk demek. Değişmeyen. Demek yazılışı sabit demek. Kelimenin sonuncu harfindeki hareke bir amile bağlı olarak var olmamış demektir. Örnek var. Örnek şu. Hüve. Kul hüve. Allahu. Kul hüve. Allah. Hüve. Vav'da niye feta var? Bunu feta alan şey nedir? Sağında gul lafzı vardı. O mu fetaladı acaba? Yok. Gizli bir şey var. O mu da feta? O da değil. Allah. Allah niye böyle? Peki yerine göre hü ve hıvı olur mu veya hivi olmaz. Niye? Fetha üzeri mebnidir. Değişmez. Bunlar ötürü. Ve ke zamiri. Ke fetha ile biter. Esre ile biten ki de var. O başka bir şey. İkisi farklıdır. Ke sabittir. Bunu kü yapamazsın. Kün de yapamazsın. Ki de yapamaz. Eğer ki yaparsan ne olur? Cinsiyet değişir. Aynı şey değil. Mebni bu demek. Yazılışı donuk. Yani... İrabı, harekesi, sükunu bir başka amile bağlı olarak verilmemiş olan lafızdır. İsimlerde sonu illetli harflerle biten kelimeler merfu olmakla birlikte açıktan zanlı harekesini almazlar. İlletli harfle biten kelimeler. Mesela ne gibi? İsimlerden bahsetti değil mi? Ramin 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 merfu şu anda. Aslında nedir bu kelime? Ramiun bilenler yani vardır aranızda. İlaller, hazifler, ibdaller. Ramiun, Râ, ramin haline dönüşmüştür. Bunun gibi şeyler var. İllet harfle biten kelimeler merfu olmakla birlikte açıktan zammı almazlar. esta alabilir yani. Bu durumda mübtedâ yine de merfudur. Ramin nedir? Merfudur. Demek ki bu tür ayrıntılarda var. Bunlar da ilerleyen ünitelerde gelebilir. Kelime mebni ise ne olur? Mahallen merfu, mahallen mensup, mahallen mecrur şeklinde irap alır. Yani mahallen nokta nokta nokta. İlleti bir bitişmiş ise takdiren nokta nokta nokta. Takdiren merfu, takdiren mensup, takdiren mecrur gibi ifade edilir. Bir de ne var? Haberin irabı var. Arapçada haber, müpteda gibi nedir? Merfudur. Haber genellikle eliflem takısı almaz ve de tenvinli olur çoğu defa böyledir yani böyle dir diye ezberleme sakın böyle olmadan da karşına çıkabilir bu yüzden burayı hiç okumasan da olur yani alıştırmalara geldi sıra buraya kadar ilerlemiş olduk bu alanda özel ders vermekteyiz canlı yayın yapmaktayız sen kitap okulun pdf'sini işliyor sen de ona ilave olarak farklı kaynaklardan Kur'an-ı Kerim'den örneklemeler de yapabiliriz